Elbistan Belediyesi'nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma platformu olarak 4 yıldır önemli bir işlev yerine getiren Can Kulağı platformu, ihtiyaç sahipleri ve yetimlere el uzatmaya devam ediyor. Hem Ramazan hem Kurban Bayramı. Sanki aracımız var, işinde çalışmıyor mu? Can Kulağı platformu, yurt içi ve yurt dışından gelen yardımlarla birlikte günlük 500 ihtiyaç sahibine bayramlık kıyafet dağıtımı yaparken, bayramda da platforma bağışlanan kurbanlıkların etlerini vatandaşlara ulaştıracak. Şunlar jelatinli. Şu üzerinde euro yazan var diye bir tane. Heh. Şöyle yapalım. Mark olarak. Yani 36 euro. Platformun koordinasyon merkezine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, gerekli incelemenin ardından kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin olduğu alanlara yönlendiriliyor. Bunlar kışlık tabi, bir de yazlıkları var. Şunlar da yazlıklarımız. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Can Kulağı platformunun başlattığı kıyafet yardımı kampanyasını yerinde inceleyerek, platform başkanı Ali Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bunları ebeveynleri burada kendi çocukları için kıyafetlerini alıyorlar, güle güle giydirsinler. Burada genellikle askıda olanlardan ziyade burada beğeniyorlar. Buradan da evet. Şurada ne var mesela? Can Kulağı Platformu Başkanı Ali Demir, çalışmalara ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede günlük 500 kişiye bayramlık kıyafet hediye edildiğini söyledi. Şu anda bayram öncesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklarımızı giydiriyoruz. Günlük 150 aile giydiriyoruz. Ortalama günlük olarak 500 kişi ediyor. Bir haftadır devam ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yarından itibaren kurban hazırlıklarımız devam edecek. İhtiyaç sahiplerine bağışçılarımızın kurbanlarını yetiştirmeye, kurban etlerini yetiştirmeye çalışacağız. Yarın da onun için çalışacağız. Yıl içerisinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Sadece bayramdan bayrama değil, 365 gün faaliyetlerimiz Can Kulağı olarak devam ediyor. Gıda, giysi, Kurban Bayramı'nda kurban hisseleri bağışçılarımızın destekleriyle onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin bağışlarını. Bu şekilde devam ediyoruz. İhtiyaç sahipleri ve yetim ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Yetim koordinasyonla ortak projelerimiz oluyor, desteklerimiz oluyor Yetim Koordinasyon Merkezi'ne. Ayrıca burada insani yardım yapan vakıflarımızda, İHA, Hayrat gibi insani yardım yapan vakıflarımızla da müşterek çalışıyoruz. Onlarla da ortaklaşa hareket ediyoruz. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Belediyemizin de destekleri için belediye başkanımıza ve belediyemize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise Can Kulağı platformu öncülüğünde yapılan yardım ve desteklerin birçok büyükşehir belediyesini geride bıraktığının altını çizdi. Can Kulağı platformu Elbistan Belediye'mizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma platformu olarak hizmet veriyor. Bünyesinde birçok gönüllü ve STK'larımızı barındırıyor. Elbistan'da yaklaşık 160 civarında STK'mız var. Onlarla beraber şehrimizde ihtiyaç sahibi, dezavantajlı tüm gruplara ulaşmaya çalışıyoruz. Her yıl yaklaşık 5000 civarında ailemizi burada giydirmeye çalışıyoruz bayramlarda, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda. Ve onun dışında da tabii ihtiyaç olursa devam ediyor giysi yardımları. Ayrıca kolidir, gıdadır efendim ya da Yetim Koordinasyon Merkezimizle beraber birlikte yürüttükleri gençlik ve çocuk programlarıdır. Mesela yaz kursları düzenliyorlar birlikte. Dolayısıyla Elbistan'da sosyal amaçlı olarak yapılması gereken her konuda kaymakamlık olarak, belediye olarak ve şehrimizde hizmet üreten tüm STK'larla beraber eş güdümlü birlikte bir faaliyet yürütüyoruz. Mesela yurt dışından her yıl düzenli olarak işte Karasan Uşağı derneklerimiz, dernek federasyonlarımız var. Buna benzer işte diğer köylerimizden zannediyorum Malap'tan, Akel Derneği'nden, Vakfı'ndan
düzenli destekler oluyor. Ambarcık'dan iş adamlarımız var. Onlar mesela bildiğim kadarıyla Bursa'dan falan ciddi destekler, yardımlar alıyoruz. Yani Türkiye'de faaliyet gösteren Elbistanlı tüm iş adamı efendim ya da gönüllü bir teşekkürle görev yapan kardeşlerimizin tamamı yürekleri bizimle beraber atıyor. Hiç unutmuyorum, depremde insanlar, özellikle yurt dışındaki kardeşlerim, hiç düşünmeden, tereddüt göstermeden hemen biletlerini almışlar, gelmişler. Yanlarında da bir sürü paralar getirmişler. Hem burada arama kurtarma faaliyetlerinde bulundular, hem de yanlarında getirdikleri nakli yardımları gördükleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kendileri elden destek oldular. Yani onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz devlet olarak düzenleyici, denetleyici ve organizasyonda güveni tesis eden bir noktada duruyoruz. Birisi eğer ben Elbistan'da deprem bölgesindeki kardeşlerime ulaşmak istiyorum diyorsa, en güvenli adreslerden bir tanesi Can Kulağı platformu. Çünkü bütün STK'ların denetimini gönüllülük esasına göre çalıştıkları için açık olan bir dernek. Belediyenin, Anakent Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin inanın yapmış olduğu faaliyetlerin belki birkaç katı faaliyette bulunuyoruz. Tabii bu medyaya yansımıyor. Çünkü bizim geleneğimizde bu tip faaliyetleri çok paylaşmak doğru değil. Ama 4 yıldır faaliyet gösteren Can Kulağı platformu, yani her yıl yaklaşık 10 bin aileye koli yardımı ulaştırması, efendim 5 bin aileyi her bayramda giydirmesi, efendim mesela ihtiyaç sahibi bir kardeşimizin evini yaptılar. Bir başka kardeşimizin işletmesiyle ilgili yardıma ihtiyacı vardı. Onlara destek ürettiler. Şöyle bir geçen bir baktım. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri paylaşırken, inanın Can Kulağı oradaki bazı kalemleri en az 2-3 kere katlamış. Yani 2-3 kalemde biz Can Kulağı platformu olarak, Elbistan olarak çok daha fazla destekte bulunmuşuz. Bu bir teşekkür hak ediyor gerçekten. Emek veren tüm yöneticilerine, buraya destek olan tüm STK'lara, tüm gönüllü kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bebek kıyafetlerimiz var.